sözü müsaadelerinize, başkanlarımıza bırakmak istiyorum. Öncelikle Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay'a sözü vermek isterim. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım, İSKİ'nin değerli başkanı, değerli katılımcılar, aşağı yukarı 2-2,5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber dördümüz bir toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si, 27 gündür süren bir süreç. Biz Türk İş olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik. İki defa resmi rakamı 2 saat evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, işveren temsilcimize ifade ettik. 40 sene sonra ilk defa asgari ücret komisyonunda Çorum'dan gelen enerji işçisi var. Adana'dan gelen sağlık işçisi var. Gerede'den gelen karayolları işçisi var. Ankara'dan gelen AVM işçisi var. Bunların 4 tanesinin 3 tanesi sendikasız, sendika yok. 4'ü de asgari ücret alıyor. Komisyonun başında da Türk İş Başkan Yardımcımız Ramazan Bey var. İşte bugün bu 4. toplantı. Biz arkadaşlarımızla bugüne kadar 5 kere beraber olduk. İşte geçen hafta Türk İş Başkanlar Kurulu'nu topladık. Arkadaşlarımızla beraber bir müzakere yaptık. O Başkanlar Kurulu arkadaşlarımızın taleplerini de bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, işveren temsilcisine ilettim. Şimdi bu asgari ücret 9 milyon ilgilendiren bir ücret. Önünde bir tık topladığın zaman aşağı yukarı 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğunuzu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık ücreti. Şimdi biz burada her ne kadar Türk İş'in, işte bu masadaki arkadaşlar 3 tanesi bizim üyemiz olmasına rağmen arzumuz şu, dedi ki asgari ücreti gelsin burada komisyonda derdini anlatsın. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca evinin durumunu, marketin durumunu, enflasyon durumunu anlatma imkanı buldular. Şimdi burada ben özellikle İSK Başkanımızın dışında Türkiye'de onun dışında işveren örgütleri var. 4'e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor, bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. Şimdi ben özellikle Türk İş'in talebi bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Talebimiz bizim 18 bin liraydı. Yılda 2 kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Pazardaki, marketteki fiyat dursun da asgari ücretin konuşmanın bir anlamı yok. Ama maalesef fiyat artışları ortada. Onun için dedik ki biz 18 bin lira talep ediyoruz. Yılda 2 kere olsun. Ama anlaşılan rakam, Sayın Bakanımızın, işveren temsilcimizle anlaştıkları rakam dediler ki 17 bin lira. Şimdi ben burada özellikle yarın mı anlatayım, bugün mü anlatayım diye dedim. Ben burada bugün huzurunuzda, Sayın Bakanım da işveren temsilcinin huzurunda da Türk İş'in talebini burada anlatmış oldum. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef benim ülkemde bu geçim ücreti oldu. Yani bu yıllardır bu başlangıç ücreti, işte bunun üstünde bir ücret verin. Ama maalesef işverenlerimizin %90'ı bu asgari ücret üstünde bir ücret vermiyor. Diyor ki insanlara bu ücretten geçin. Herkes bir iki dakika düşünsün, bu ücretle geçinilebilir mi? Yani benim orada bir an evvel bu enflasyon dursun. İşte bu asgari ücret pazarlıkların da bu derecede olmasına gerek yok. Ama enflasyon durmadığı müddetçe biz yılda bir kereyle bu asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz. İşte rakam burada. Ben ona rağmen işte Sayın Bakanım elinden gelen imkan bu. İşveren temsilcimizin elinden gelen imkan bu. Ben teşekkür ediyorum. En sonunda beklenen oldu, açıklandı. %49 zam yapıldı. %49 zamla 17 bin 2 lira oldu. 2 lira ne diyeceksiniz? 17 bin psikolojik sınır.